Arkadaşlar merhabalar, bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT Geometri Soru Kitabı'nda dikdörtgen ve kare konusundaki 14. testin çözümünü yapacağız. Testimiz üniversitedeyim testi, hatta bu konunun son testi. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Bir mühendis boyutları 210 x 370 metre olan dikdörtgen arsayı 100 metrekarelik kare bölgelere ayırarak şekilde belirtilen boyalı bölgelere güneş panelleri yerleştirecektir. Arkadaşlar 10 santimetre olduğuna göre, yani bir karenin alanı 100 olduğuna göre her birinin bir kenarı kaç santimetredir? 10 santimetredir. O zaman 370'i 10'a böldüğüm zaman burada kaç tane var arkadaşlar kare? 37 tane kare var. 37 tane kare. Burada kaç tane olacak? 210 bölü 10'dan burada da 21 tane kare var arkadaşlar. Önemli olan burada yatayda 37 tane karenin içerisinde kaç tane taralı kare olduğu. Yani bunlara güneş paneli konulacak ya arkadaşlar. Bunların güneş panellerinin sayısını bulmamız lazım. Burada bir örüntü var. Bu örüntü tekrar eden şeye bakın arkadaşlar. Şuraya bakacak olursak. Hocam bu örüntüde şöyle bakacak olursak. Bir boş iki dolu. Bir boş iki dolu şeklinde gidiyor hep, değil mi? Evet, bir boş iki dolu şeklinde gittiğine göre. Yani üçerli grup şeklinde gidiyor. O zaman 37'nin içinde kaç tane üçerli grup var, ona bakacağız. 37'yi sen 3'e böldüğün zaman 12, 36 kalanda 1 yaptı. Bu ne demek? Üçerli gruptan 12 tane var demek. İşte şu en son üçerli grup bu. Bir tane de boşluk burada var demek. Tamam. Burada ben 12 tane üçerli grup var olduğunu buldum. Üçerli grubun içinde de 2 tane taralı alan var ya. O zaman 12 çarpı 2'den toplamda burada 24 tane şu karelerden yok mudur arkadaşlar? Vardır. O zaman buraya bakın 24 tane taralı kare yazıyorum arkadaşlar. Taralı kare vardır şurada. Arkadaşlar burada 24 tane taralı kare var. Şimdi dikeylere bakalım. Dikeylerdeki olaya bakacak olursak da hocam, burada örüntüye bakacak olursak hocam, bir boş bir dolu, bir boş bir dolu şeklinde gidiyor. En sonda bakın bir boş bir dolu şöyle örüntü arkadaşlar. Bir boş bir dolu, pardon, bir boş bir dolu şöyle örüntü, sonra bir boşluk kalıyor. Şuraya baktığınız zaman 21 tane, o zaman ikililer şeklinde gittiği için örüntüde de sen burada kaçı böleceksin burada? 21'in içinde kaç tane 2 var? 10 tane. Hocam 1 tane kaldı. En sonki boşlukta o 1 taneyi veriyor. İkili ikili şekilde gitti. Bir tane burada kaldı. O zaman her ikilinin içinde bir tane taralı kare varsa ikililerin sayısı kadar da ne olacak arkadaşlar burada? Burada da o zaman ikililerin sayısı 10 tane olduğuna göre 10 tane taralı kare vardır diyeceğiz arkadaşlar. Böyle burada dikeyde de 10 tane taralı kare var. Yatayda 24 tane. Dikeyde 10 tane taralı kare var. O zaman 24 çarpı 10 240 tane kare var anlamına geliyor arkadaşlar. Her bir karenin alanı neydi? Yüzlüğü miydi? O zaman alan ne yapar arkadaşlar? 240 çarpı 100 yapar. Yani 24.000 mi yapacaktır cevabımız? Evet, cevabımız birinci soruda Akçay oldu arkadaşlar. Geldik 2'ye. Alanı 16 birim kare olan, yani bir kenarı kaç olduğu zaman 4 oldu. Yukarıdaki turuncu renkli kare kağıdın arka yüzü mavi renktedir. Bu kağıt aşağıdaki gibi köşelerinden bir köşegen üzerine, evet, bir köşegen üzerine önce şöyle katlanmış arkadaşlar. Hemen o katlamayı şöyle gösterelim. Hop şöyle, hop şöyle. Bakın bu buraya geldi böyle. Hatta ilk etapta burayı bir halledelim isterseniz. Hocam burası 90 derece, burası da 90 derece. Sen bunu böyle buraya gelecek şekilde katlayacak olursan eğer, bu köşegen olduğundan dolayı burası 45, burası da 45 değil mi? Şu 45'leri yazalım. Bu köşegen üzerine geldi ya böyle. Hocam burası da 90 olduğuna göre sen bunu böyle katladığın zaman 45, 90, 45 üçgeni burada çıktı mı? Çıktı. Burası da 45. Yani senin şurası, dikkat et. Dikkat et, dikkat et. Şuna dikkat et. Hocam şu parçayla şöyle göstereyim. Bakın şu parçayla şu parça katlamadan dolayı eşit. 45, 45, 90 üçgeninden burası da eşit oldu. Dolayısıyla bunlar 2, 2 mi oldu? Aynen öyle. Sonra bu köşegenin karşısındaki köşe ise katlanan kenar üzerine gelecek biçimde 2 kez katlanılıyor. Evet. Bunu da şu şekilde katlamışım. Bu katlamayı da açayım şöyle. Şunu da şöyle açacak olursak. Buradaki açılarımız yine 45, 45 değil mi? 90 derece olduğundan buradaki açı. 45, 90, 45. Burada da 45, 45, 90 üçgen çıktı. Hatta burası da 45, burası da 45. Ben şuradaki sayıya, buradaki uzunluğun 2 birim olduğunu biliyorum. Şunların eşit olduğunu direkt söyleyemem şu anda. Ancak buradaki açında 45 derece 45 derece olduğunu söyleyebilirim. Ben şuraya bir A dersem burası da A mıdır? A'dır. Sonra başka ne diyebilirim burada? Başka burası A iken burası da A'dır. Burası da A'dır. Ondan sonra buraya ne kaldı arkadaşlar? Şurası 2 birim.
Şuranın 2 birim olduğunu biliyorum. Hocam 2 artı A mı yaptı burası? Evet. Bak üst üste binen kenarlar birbirine eşit olacak. Burası 2 artı A ise burası da 2 artı A olacak. Toplamda burası 4 olduğundan dolayı toplamda 2 artı 2 A eşittir 4 ise A'yı da buradan kaç buluruz arkadaşlar? 1 buluruz. Çok güzel. A'yı 1 bulduysak olay bitti arkadaşlar. Buna göre katlı şekilde görülen turuncu bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Gençler 1 bulduk ya buraya. Hocam burası 1, burası 2. Burası 1, burası 1. E bunun tamamı 2 idi. Buraya da 1 kaldı. E o zaman burası da 1. E burası da 45. Burası da 45 olduğundan burası da 1 yaptı. Sonra burası 2 birimdi. Şurası da 1. Burası da 1. Zaten burası 2 birimken bakın şurası da 2 birim. Burası da 2 birim. Tamam 4 olduğundan burası da 2 birim oldu. E o zaman turuncu bölgenin alanı şurası 1'e 2'lik bir dikdörtgen çıktı. Burada kalan 2 yaptı. Burada da 1'e 2'lik bir dikdörtgen çıktı. Burada kalan da 2 yaptı. Toplamda alan ne yaptı o zaman? 4 yaptı. İkinci soru böylelikle Balıkesir oldu. Geldik 3'e. Neval geometrik şekillerden oluşan bir yap boz oyunu parçalarını üst üste gelmeyecek ve aralarında boşluk gelmeyecek kalmayacak biçimde kenarları boyunca birleştirerek aşağıdaki dikdörtgeni oluşturuyor. Evet. Neval'in bu şekli oluştururken kullandığı sarı, mavi, kırmızı ve yeşil parçalar sırasıyla kare, dik yamuk, paralel kenar ve dik üçgendir. Neval'in dikdörtgen oluştururken kullandığı her bir dörtgen parçanın bir yüzünün alanı 16. Her bir dörtgen parçanın alanı 16. Arkadaşım karenin alanı 16 ise bunlar 4 4 mi yaptı? 4'ün karesi 16'dır. A kare 16'dan burası 4. Hocam burası da 4. Şurada bir paralel kenar. Paralel kenar olduğundan dolayı 4 ise karşı kenarda 4'tür. Taban çarpı tabana ait yükseklik 16 yapacağından dolayı o zaman burası da kaç oldu? 4 oldu. Sonra gelelim buraya. Bu dik yamuğun alanında 4'müş. Bu kenar 8 iken burası da 8 oldu. Ben şurayı biliyor muyum? Biliyorum. 4. Burayı biliyor muyum? Bilmiyorum. Buraya da x diyeyim. Bu dik yamuğun alanını daha öğrenmedik. O zaman şöyle yapalım isterseniz. Hocam burada bir dikdörtgen oluşursak burada kalan şurası 4 oldu. Burası da 4 oldu. Burada kalan ne? 4 çarpı x'e mi eşit burası? Evet. 4 çarpı x artı burası da x olduğundan dolayı 4 çarpı x bölü 2. Neye eşit olmalı arkadaşlar? Her bir dörtgenin alanı 16 birim kare dediğine göre 16'ya eşit olacak. Buradan 6x eşittir 16 ise x'i buradan kaç bulduk? 16 bölü 6 bulduk. Yani 8 bölü 3 bulduk. Arkadaşlar burası kaç çıktı? Burası 8 bölü 3 çıktı. E bu kenar 4 artı 8 bölü 3 ise bu kenar da 4 artı 8 bölü 3 olacak. O zaman buraya 8 bölü 3 kaldı. Bize diyor ki üçgen parçanın bir yüzünün alanı yani şu parçanın alanı isteniyor. O zaman alan neye eşittir? 4 çarpı 8 bölü 3 bölü 2'ye eşittir. Bu da kaç yapıyor? 16 bölü 3 yapıyor. Cevabımız böylelikle Akçay çıktığı 3. soruda arkadaşlar. Geldik 4. soruya. Bir katlama söz konusu burada. Katlamada hop açtık eski halini. Açmadan önce bakın bu altta da böyle bir parçası da var tabii ki bunun. Açtığımızda üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hatta burası kaç birim arkadaşım? Şurası 4 iken burası da 4. Katladığımızda üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Sonra burası 6. Hatta bu parça 6 ise bu parça da 6 mı olacak? Evet. Buna geliriz şimdi. Üst üste binen açılar da birbirine eşit değil mi? Aynen öyle. Z'den dolayı bakın burası nokta açısı. Niye? Direkt hızlı bir şekilde söyledim. Buna dikkat edin. Paralel kenarda dikdörtgende karede. Bunlarda ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Böyle katlama olduğu zaman karşısındaki kenarlar paralel olduğu için Z'ye dikkat. Bak Z'den dolayı nokta nokta çıktı. Yani şu kenarla şu kenar birbirine eşit oldu. Olay bitti arkadaşım. Şuradan devam edelim. Hocam burası x. Tamam 6 ise buraya 6 eksi x mi kaldı? Evet. Burası 6 eksi x iken burası da ne oldu? 6 eksi x oldu. Yeşil üçgende bir Pisagor bağıntısı yaparsak olay bitti. 6 eksi x'in karesi eşittir. X'in karesi artı 4'ün karesi olduğundan. 36 eksi 12 x artı x kare eşittir. X kare artı 16'ya eşit oldu. X karelerinde ne oldu? Buradan 20 eşittir. 12 x yaptı. X de buradan 20 bölü 12 oldu. 4'e bölsen 5, 4'e bölsen 3. Yani cevabımız böylelikle 5 bölü 3 çıktı arkadaşlar. 4. soruyu böylelikle Balıkesir bulduk. Geldik 5. soruya. Kenar uzunlukları verilen ABC'de dikdörtgeni B köşesi etrafında 120 derece sağ daha sonra da 120 derece daha sonra aynı ABC'de dörtgeni A köşesi etrafında 20 yani sola sağa 120'şer derece döndürülmüş. Arkadaşlar bak bu döndürme işlemi bu döndürüldüğünde hop buraya geldi değil mi? Şimdi dikkat. Sen bunu böyle döndürdün. 120 derece döndürdün. Hocam burası 90 derece ise burada kaç derece? 30 derece. Aynı döndürmeyi de sen böyle yapacak olursan. Bak buradan geldi. Hop buraya döndürdün. Aynı döndürmeyi böyle yaptın. Böyle yaptığın zaman da yine burada kaçı? Şurası 90 derece olduğundan burada kaçı? 30 derece mi oldu? Aynen öyle. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Adam bize 3'e 3 kök 3 vermiş. Onu da kullanmak zorundayız. Hocam burası 3. Burası 3 kök 3.
Burası 3, burası 3 kök 3. Tamam. 3, 3 kök 3. Yani burası da 3 kök 3. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? Bizden istenilen şey buradaki C2 üssü ile D üssü arasındaki uzaklık isteniyor arkadaşlar bizden. Şimdi 3'e 3 kök 3 aslında bana şeyi anımsattı arkadaşlar. Kök 3 katı var. Şu köşegeni çizecek olursam bu nasıl bir üçgen? Hocam bu üçgen 30-60-90 üçgeni. 30'a 60. A 30 burada, 60 burada. Burası 90 derece yaptı. Bak normalde bak şurası 90 derece yaptı gençler. Hocam burası da 90 derece ya. O zaman senin şuradaki çizgiyle şu mavi çizgi ne olmak zorunda? Doğrusal olmak zorunda arkadaşlar. Dikkat. Burası 3. Bak burası 90. Burası da 90 oldu. Şekil biraz aşağı doğru kaygan olmuş. Önemli değil. Bence bu soru şöyle sorulmalıydı. Bak bence şekil çizilmeden bunu 120 derece sola, bunu 120 derece sağa döndürdüğümüzde şu C2 üssü ile D üssü arasındaki uzaklık nedir diye. Yani şekilde bize çizdirmeleri lazımdı. ÖSYM sorar mı? Sorar yani bu şekilde. Evet burası 90 derece oldu. O zaman burası 90'a 90, 180 olduğundan mavi ile siyah doğrusal oldu arkadaşlar. Devam. Aynı şekilde arkadaşım şurası da 3 birim, burası da 3 kök 3 birim olduğuna göre burada da şu köşegeni çizecek olursak burası da 30, burası da 60 geldi mi? Geldi. 30, 60. Hocam 30'a 60, burası da 90 derece olduğundan yine bu siyahla bu mavi doğrusal oldu mu? Oldu. Yani bizden C 2 üssüyle D üssü arasındaki uzaklık isteniliyor ya. Bu arada 30'un karşısı 3 ise 90'ın karşısı burası da 6. Burası da 6 mı? 6. Aslında hocam şuradaki uzunluk isteniliyor. Aslında bu uzunluk diye bir şey yok. Var da bak mavi ile siyah doğrusal. Buradaki siyahla da bu mavi doğrusal. O zaman bu uzunluklar toplamı doğrusal olduğu için C2 üssü ile D üssü arasındaki uzaklığı vermez mi? 6 artı 3 artı 6'dan cevabımız kaç yaptı? 15 yaptı. Evet B şıkkını değiştiriyoruz. Şurayı 15 yapıyoruz ve cevabımız da böylelikle Balıkesir olmuş oluyor arkadaşlar. Dikkat edin. Güzel bir soru aslında. Tabii biraz daha keşke şöyle şey olmuş olsaydı. Tam doğrusal olduğu gösterilecek şekilde dikdörtgen şöyle çizilmiş olsaydı. Arkadaşlar o dikdörtgen şöyle çizilmiş olsaydı bakın. Daha güzel olurdu soru. Çünkü şu köşegeni çizdiğinizde bak doğrusallık karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ama bence bu şeklin bu şekilde olması da güzel. Şuradaki doğrusallığı yakalamak bile güzel. Belki soru kökünü şöyle değiştirebiliriz. Dikdörtgenin sola doğru alfa derece döndürülmüşüyle sağa doğru alfa derece döndürülmesi şekildeki gibidir. Buna göre 120 derece döndürüldüğünde C2 üssü ile D üssü arasında uzaklık nedir diye sorsa sanki daha mükemmel olacaktı arkadaşlar. Ama ben sorunun bu halini gerçekten çok sevdim. Önemli olan buradaki siyahla mavinin şu 30 ve 60'tan dolayı 90. 90 burası, 90 burası. Doğrusallığını yakalayabilmek bence işin esprisi bu. Soru şekli bu şekilde olduğu zaman çok orijinal olacaktır ama soru kökü işte her ikisinde alfa derece döndürülmüş hali böyleyken 120 derece döndürülmüş halindeki C2 üssü ile D üssü arasındaki uzaklık nedir diye sorulmuş olsa daha bir hoş olacaktı sanki. Ama bu hali gerçekten hoş. Beşinci soruyu böylelikle ne bulduk? 12'yi değiştirdik. 15 yaptık. Balıkesir bulduk arkadaşlar. Bir sonraki baskıda değişir orası. Geldik buraya. Aşağıda birim kareler üzerine 6 farklı renkte yapboz parçaları verilmiştir. Evet. Bu yapboz parçaları birleştirildiğinde kare oluşturacaksa. Şimdi arkadaşlar ben bunların alanını bulursam en azından oluşturacağım parçalarda karenin alanını bulursam karenin bir kenar uzunluğunu da tahmin edebilirim değil mi? O yüzden buradakilerin alanlarını bulmak lazım sanki. Bunun alanı nedir? Hocam taban çarpı yükseklik bölü 2 4 çarpı 2 bölü 2'den burada kalan kaç çıktı? 4 çıktı. Şunun alanı nedir? Hocam şurası zaten 4 birim kare burası. Şuraya bakacak olursak 1 çarpı 2 bölü 2'den 1 yaptı burası. Burası da 3 çarpı 2 bölü 2'den 3 yaptı. 3, 4 ve 1'in toplamı kaç yaptı? Toplamda 8 yaptı. O zaman burada kalan 8. Burası 4 çarpı 2 bölü 2'den 4 yaptı burada kalan. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den. Bu 1, 2, 3, 4 birim kare zaten. Burayı da 4 yazdık. Bu da 2 çarpı 4 bölü 2'den 4 yaptı. Bu da hocam 1, 2, 3, 4, 5, 6 burada. 2 çarpı 1 bölü 2'den de 1 burada. Toplam 7 mi yaptı arkadaşlar burada kalan? Evet burada kalan da 7 yaptı. Şimdi mor, kırmızı, yeşile bakalım. Mor, kırmızı ve yeşile baktığın zaman 8, 8, 16 yaptı. Alanımız 16 yaptı. Alan 16 yaptıysa arkadaşlar o zaman bunlardan eğer bir kare oluşuyorsa bakın şundan, şundan ve şundan bir kare oluşuyorsa bir karenin bir kenarı 4 birim olmak zorunda. Hocam burası zaten bak 4 birim. O zaman ben buradaki 4 birimi, şuradaki 4 birimi nereye yerleştirebilirim? Yerleştirsem ancak böyle yerleştirebilirim.
Bakın şöyle yerleştiremiyorum. Üst üste binmiş oluyor kenarlar. Şuraya, şuraya yerleştiremiyorum. Buraya dikey yerleştirebilirim. E buraya dikey yerleştirirsem kırmızının yanına yeşile bu şekilde koyduğum zaman geri kalan şuradaki parçalar iki tane dik üçgen şeklinde koymam lazım. Mor, kırmızı, yeşil demiş. Moru bu şekilde parçalı bir şekilde koymuyorum. Bütünsel bir şekilde koymam lazım. O yüzden A şıkkı olmadı arkadaşlar. O zaman nereye bakalım şimdi? B şıkkına bakalım. B şıkkı mavi, sarı, siyah. Mavi, sarı ve siyah bakıyorum. Hocam 7, 4, 4 mavi şurası, sarı burası, siyah burası. Hocam bunlara baktığım zaman 4, 4, 8, 8, 7, 15. Karenin bir kenarı 15 olacak. Şuraya baktığım zaman arkadaşlar karenin bir kenarı burada gördüğünüz üzere 4 birimlik bir uzunluk var. Karenin kenarı bir kenarı kök 15 olacak şekilde bunlarla ilgili bir şey zaten elde edemem. Bunun alanı 15. Yeşil, siyah, kırmızıya bakalım şimdi. Yeşil, siyah, kırmızıya bakacak olursak. Hocam yeşil neresi? Şurası yeşil, kırmızı ve siyaha bakacak olursam. Kırmızı ile yeşili zaten yan yana getirdiğimde biraz önce söylemiştim. Bunun yeşilin böyle gelmesi lazım. Siyah da bu şekilde olmaz. Burada iki tane parçalı bir şekilde üçgen lazım. Eğer kırmızının yanında yeşili kullanırsam. Bunun alanı da zaten 16 yapıyor. Bir kenarı 4 olan olması lazım. Bu da olmadı arkadaşlar. Bunu da siliyorum o zaman. Şimdi geldik siyah, kırmızı ve maviye. Siyah, kırmızı ve mavi. Sanki olmayacakmış gibi değil mi? Bir kenarı 4 birim burası arkadaşlar. Ondan sonra şuraya da 4 birim yapması için aa bak burada 2 birim var. 2 birim buradaysa o siyaha bak şöyle koyabilirim. Hop şöyle koydum. Siyah böyle konulur mu? Konulur tabii ki. Baksanız ya şurası 2'ye 4. 2'ye 4 burası da doğrusal olmuş oluyor. Çünkü 1'e 2. Bak şunlar da birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşit. Burası doğrusal olmuş oldu. Evet siyaha buraya koymuş oldum. Bakın siyaha buraya koydum. Bu hangisini koyacağız bir de? Ve maviyi koyacağız. Mavi de dikkat ederseniz bir kenarı 4, yüksekliği de 2. Şöyle bakacak olursanız hocam bu da bir kenarı 4, yüksekliği 2 olan değil mi? Evet bu da buraya gelmiş oldu. Bununla da ilgili böyle koyduğum zaman siyahı buraya, maviyi buraya koyduğumda 4'e 4'lük bir kare elde ettik mi? Elde ettik. Dolayısıyla cevabımız böylelikle Denizli oldu gençler. Güzel bir soru. Geldik 7. soruya. Uzun kenarı 12 cm olan dikdörtgen kağıt şekildeki gibi karşılıklı köşede çakıştırılıp açıkta kalan alan üçgen parçalı. Açıkta kalan üçgen parçalardan biri kesiliyor. Yani açıkta kalan üçgen parçalardan biri bu. Aslında fark etmediğiniz biri de şu. Ben burada eski haline bir geri getireyim isterseniz bu şekle. Şekli açacak olursak. Hocam bunun açılmış hali de bu şekilde. Bak bunun simetriği burası. Katlaması buraya denk geldi. Bu katlamada aslında nedir? Şuradaki açılar birbirine eşittir. Üst üste binen açılar birbirine eşittir. Hocam şu açıyla da şu açı eşittir ama genelde karışık açıları kullanmıyoruz. Dur bakalım belki bunu da kullanmayacağız. Şimdi bana ne demiş? Açıkta kalan parçalarda bakın üstte binen yer burası. Açıkta kalan üçgenler şu ve şu. Bunlardan bir tanesi kesilmiş yani şurası kesilmiş. Ve katlı yerinden açılıyor. Bir dakika. Açıkta kalan üçgen parçalardan biri kesiliyor. Kalan parça katlı yerinden açılıyor. Evet şunu kestiğimizde o zaman kesik parça neresi oldu arkadaşlar? Kesik parça bakın şurası oldu. Dikkat ederseniz. Bizim kesik parça bu şekilde açtığımızda bu şekil karşımıza çıktı. Kesik parçamız da burası oldu. Bizim asıl parçamız bak şurası oldu. Sonra devam edelim şimdi. Soru ne diyor arkadaşlar? Katlı yerinden açılan parçanın alanı kesilip çıkarılan üçgen parçanın alanının 5 katı olduğuna göre. Arkadaşlar burası A iken burası 5A diyor sana. Madem öyle o zaman arkadaşlar şunu şöyle halledebiliriz. Hop hocam bu A iken burası 5A tüm alan kaç A yaptı? Tüm alanı 6A bulduk. Hocam tüm alanı 6A köşegeni çizecek olursam 3A 3A diye bölmez mi? Böler. Hocam burası 3A burası da 3A. Buraya ne kaldı? 2A kaldı. Şuraya bakacak olursak A'ya 2A alanlar oranlaması var. O zaman burası A iken burası da 2A olmaz mı? Toplamda 12 3A'ya eşit değil mi? 3A eşittir 12 ise A'yı buradan kaç buluruz? 4 buluruz. Bu dikdörtgenin kısa kenarı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Sen A'yı kaç buldun? 4 buldun. A'yı 4 buldun. A'yı 4 bulduysan şurayı yaz. Burası kaç çıktı? 8 çıktı. Başka? Şu katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit değil mi? Evet bak şu katlamadaki şurayı da yazarsak. 4'e 8 ya. 8 iken bu da 8 oldu. Hocam bak burada Pisagor var. Pisagor yapabiliriz. Hatta burada Pisagor yapmaya da gerek yok. 90'ın karşısı 8 hangi açının karşısı 4'tür? 30'un. 30, 60, 90 üçgen çıktı. 30'un karşısı 4, 60'ın karşısı da 4 köküçtür. Cevabımız böylelikle 4 köküç çıkar. 7. soru böylelikle Ceyhan oldu arkadaşlar. Geldik kaçıncı soruya? 8. soruya. Battallı Gazi Belediyesi kare şeklindeki bir araziyi aşağıdaki şekilde kroki
şekilde kuraküsü verilen rekreasyon merkezini yapmayı planlamaktadır. Evet, şunu yapıyormuş. Belediyenin peyzaj mimarı bu proje ile ilgili aşağıdaki bilgileri not etmiştir. Karenin içine bir kayısı heykeli dikecektir. Bir kayısı heykeli dikecektir. Tamam, diksin bakalım. Kuraküde belirtildiği gibi bu heykelden iki köşeyi birleştiren ve bir kenara dik gelen parke yollar. Evet, bir kenara dik gelen parke yol burası ve bütün köşeleri birleştirmiş yolları inşa edecek. Parke yollar kare araziyi park, meralık ve havuz olarak değerlendirecek. Eşit alanlı 3 bölge ayırıyor. Bu alanlar birbirine eşit. Peki arkadaşım, bu alanlar birbirine eşitse. Hocam, karenin bir kenarı A. Burası da A. Buraya B diyecek olursak. Şurada bir yamuk alanı geldi. Daha yamuk alanını görmedik ama hatırlarsanız. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2 ise bu da alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2 olacağından ve bu alanlar birbirine eşit olacağından şu uzunluklar birbirine eşit oldu mu? Oldu. Ben bu uzunlukların birbirine eşit olmasını buldum arkadaşlar. Tamam, bunu ispatladım. Burası da dik geliyordu. O zaman arkadaşım, şunun devamı da ne olmak zorunda? Bunun devamı da dik gelmek zorunda ve şurası da eşit böldü mü? Böldü. Şimdi alanlar da birbirine eşit demişti ya. Bu alanları kullanayım ben. Hiçbir kenar uzunluğu olmadığı için alan dağıtmadan gitmek istiyorum arkadaşlar. Burası A iken burası da A mı? A. Şurası 2A iken burası da 2A olacak, burası da 2A olacak. Buraları nasıl paylaştıracağız o zaman biz? Buraları nasıl paylaştıracağız? Şöyle paylaştırabiliriz gençler. Burası 2A, burası da 2A, burası da 2A değil mi? Evet. Hocam, toplamda burası 3A. Bak, dikdörtgenin alanı. Yukarıdaki dikdörtgenin alanı da 3A. Hocam, burada bir köşegen çizecek olursak 3A bölü 2, 3A bölü 2 ile uğraşıyorum. O yüzden 3A bölü 2, 3A bölü 2 ile uğraşmamak için ben şu en baştaki dediğim yere 2A, 2A diyorum. Burası 4A ise o zaman burası da 4A, burası da 4A, şöyle şurası da 4A. Toplamda 6A yaptı. Bak, yukarıdaki dikdörtgenin alanı 6A yaptı. 6A'yı 3A, 3A diye paylaşır ve burası da ne oldu o zaman? 3A, 3A ise burası da A oldu. O zaman burası da 2A oldu. Buradaki A'ya 2A oranlaması varsa, o zaman ben buraya X dersem, buradaki uzunluk nedir arkadaşlar? 2X değil midir? 1'e 2 oran olduğundan dolayı. Evet. Karenin bir kenarı 3X oldu. 3X bölü 2, 3X bölü 2 ile uğraşacağım. O yüzden buraya 2X diyeyim, buraya 4X dersem sanki daha sağlıklı olacak. 6X burası, 6X burası, burası da 6X. Yani bunlar 3X, 3X oldu mu arkadaşlar? Oldu. Ve 3, 4, 5X. Burası da 5X mi oldu 3, 4, 5 üçgeninden? Evet. Hatta burası da ne oldu? 5x oldu arkadaşlar. Devam edelim soruya. Parke yolları toplam uzunlukları 120 birim. 5, 10, 12x. 12x'i 120 verdiyse x'i buradan kaç buluruz? 10 buluruz. X'i 10 bulduysak burası kaç çıktı arkadaşlar? Karenin bir kenarı 60 çıktı. Parke yollarının uzunlukları 120 birim olacağına göre rekreasyon merkezinin alanı kaç birim kare olur diye soruluyor. Karenin alanı soruluyor bize. 60'ın karesinden 3600 yapar arkadaşlar. Güzel bir soru. Evet, cevabımız böylelikle ne çıktı? Ceyhan çıktı 8. soruda. Geldik 9. soruya. Şekil 1'de pencereye asılı, tamamı açık kendisi ve içindeki kırmızı boyalı deseni kare olan bir stor perde verilmiştir. Bu perde bir miktar yukarı çekildiğinde şekil 2'deki görüntü elde edilmiştir. Yani şurası bir birim olmuş. Arkadaşlar, şurada bir alfa beta'ya dalacağımız aşikar. Dal alfa beta'ya. Alfa beta, alfa beta, alfa beta, alfa beta. Bu üçgenler ne oldu arkadaşlar? Bu üçgenlerin hepsi eş üçgen oldu. Çünkü bu bir kare olduğundan dolayı 90'ın karşısındakiler birbirine eşit oldu. Yani eş üçgen oldu. Madem eş üçgen, beta'nın karşısı 2 ise burada da beta'nın karşısı 2'dir. Aa, 2'ye 2 çıktı. O zaman burası da, bakın, alfa'nın karşısı da 2, beta'nın karşısı da 2. Bunlar hep ikişer birim mi oldu arkadaşlar böyle? Evet. O zaman burası ikişer birim oldu. Şunları şöyle yazalım. Yani şuradaki açılarımız kaçar derece? 45'er derece oldu gençler. Bize diyor ki, ben bunu böyle çekmişim. Yukarı çektiğimde önceden çekilmişin hali nedir? Şu şekilde değil midir arkadaşlar? Evet. Ben bunu böyle yukarı çektiysem, şurası bir birim dediyse, şurası iki birim, burası da iki birim olacağından burası da bir birim oldu. Evet. Şimdi bize diyor ki, şekil 2'deki kırmızı kare motifin görünmeyen kısmının alanının görünen kısmının alanının oranı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar, şurayı ben iki birim, iki birim olduğundan burayı bir bir buldum. Hocam, şunlar birbirine eşit oldu. Buradaki alanın şuradaki alanı oranı isteniyor. Bunlar, dikkat ederseniz, burası 2 birim, burası 2 birim, burası da 2 birim. Burası da 45-45 olduğuna göre, 90'sa 45. Burası da 1 birim, 1 birim, 1 birim oldu. Olay bitti. Şurası 1 bir olduğundan şunlar da birbirine eşit oldu. Hocam, burada eşitlik var, eşitlik var. Hop, şunu şöyle çizecek olursam. A ise burası 3A değil miydi benzerlik alan çizgisinde?
Ya da a 3a 5a diye gidiyordu hatta hatırlarsanız. Ya da 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. A iken 4a diyebiliriz arkadaşlar. Buraya 3a kaldı. E karenin yarısı 4a ise diğer yarısı da 4a'dır. Toplamda burası bizden ne isteniyordu? Kırmızı karenin görünmeyen yüzünün alanı a bölü. Görünen yüzünün alanı 7a isteniyor arkadaşlar bizden. A'lar nanay. Şinanay yavrum şinanay deyip bu testi böylelikle bitiririz. Evet gençler, böylelikle cevabı ne bulduk? 9. soruda Balıkesir bulduk. Ve bu testi de bitirdik mi? Bitirdik. Ve dikdörtgen ve kare konusunun bütün testleri bitmiş bulunuyor. Şükür. Değişik sorular gördünüz mü arkadaşlar? Ve zor sorular gördünüz mü arkadaşlar? Evet. Dikdörtgen ve karede bu kadar zor soru ve bu kadar değişik soru olması normal. Aynı şeyi dik üçgenlerde de görmüştük arkadaşlar. Gayet normal. Dik üçgen ve dikdörtgen ve kareden sorulabilecek soru sayısı gerçekten derya deniz. Yani çok fazla sorular soru çeşidiyle karşılaşabilirsiniz. Burada da gerçekten çok soru çeşidiyle, hatta yeri geldi çok zor sorularla karşılaştık. Bu da gayet normal bir süreçti. Bence görülmesi gereken sorulardı bunlar. Bu testlerde değil de şöyle genel itibariyle baktığım zaman bir önceki testte çok ağır 2 tane soru vardı. Ama o soruların da çözülmesi taraftarıyız tabi. Bilinmesi taraftarıyız. Bu testte gayet akıcı ve güzel bir test aslında. Hocamızın eline sağlık. İşte neydi hocamızın ismi? Gökhan Metin hocam ve diğer hocamızı hep unutuyoruz. Hatta şuraya bakıp yine söyleyeyim, hocama selam söyleyeyim buradan. Ayıp oluyor. Şuradan bakıyorum. İki ekran olduğu için. Müjdat Ercan hocam. Evet, Müjdat Erdan hocama, Ercan hocama teşekkürler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bizi böyle sorularla tanıştırıyorlar aslında. Ben de bu kitabı çözerken de çok zevk alıyorum böyle. Neyse, ben niye lafı uzatıyorum? Arkadaşlar bitti. Bitti, bu testi bitirdik. Bundan sonraki 8. bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.